Merhaba arkadaşlar. Bu videoda konuğum, sevgili dostum, güzel kızım Çağla Yüksel. Hoş geldin. Hoş buldum. Dediğim gibi hem İstanbul'a hoş geldin hem yanıma hoş geldin. Hoş buldum. Sevgili Çağla'yla çok eskiden okuduğum bir kitap var. Ve bu kitabı belki okuyalı 30 seneyi geçti ama resmen yaşarken aynısını görebiliyorum. Birçok şeyi de Çağla'cığım zaten ben kitaplardan ziyade, öğretilerden ziyade hayattan alıyorum. Yani hayatta bunu fark ediyorsun. 80'e 20 kitabın adı ve bunu birçok konuşmamda da ben tavsiye etmişimdir. 80 yani bütün %20 pozitif enerji, %80 negatif enerjiyi etkileyebiliyor. Diğer konulara girmeyelim. Her konuda 80'e 20 geçerli diyor. Çeşitli değişik örnekler veriyor. Hayattaki başarına kadar, projelerinin başarısına kadar anlatıyor. Oralara girmeyelim. 80'e 20 demişken 2024. 2024'e geldik. Uyanan kişiler var mı? Var. Ama uyanmayan büyük bir çoğunlukta var. 20'ye 80 dengesini bile denge olarak alıyor. Çünkü o ağır. Yakalasak geçecek. Ne diyorsun bu konuda? Çünkü gene konuşurken sen bu konuda harika şeyler yaptın dedim. Aman bunu da ekleyelim bu konuşmamızı. Muhteşemsin Mine ablam. Mine abla, şimdi şöyle bir şey var. Ben aslen pazarlamacıyım ve pazarlamada 80'e 20 çok büyük bir kuramdır. %20 hep %80'i yönetir. Ya da gelirin %20'sini kazanan gene %80'i yönetir. Yani hep %20, %80'den daha ağır basar. Şimdi 2024 öyle bir sene ki, o kadar özel bir sene ki, 2024 çift 2 ve bir tane 4'ten 8 olan bir sene. Yani bütün dünyanın 8. çakrayı aktive ettiği, 8. döngüsünü aktive ettiği bir sene. 2016 9'du. 2016, 6, 7, 8, 9, 2017 birken, 2017'de dünyada olan bir sürü olayları düşün. 2024 artık 8. sene. 8. sene ne demek? Güç, iktidar, otorite, zenginlik, bolluğun, bereketin olacağı sene. Ama bu nasıl olacak? Bir yandan ekonomik kriz var, bir yandan doğal afetler var, onlar var, bunlar var. Ve tüm dünya sarsılıyor. 2025'te daha bir tamamlanma senesi, daha da böyle bir derine gidecek olan duruşlar var. Ve 2026 ile birlikte yeni bir döngü başlayacak. Şimdi 2024'ün döngüsünde her ne kadar negatifmiş gibi gözükecek. Biz çünkü negatif pozitif biliyorsun. Bizi dinleyen izleyiciler, senin takipçilerin biliyor zaten. Negatif de yok, pozitif de yok. Nötrden gidiyoruz ama adlandırırken, tanımlarken öyle adlandırmamız gerekiyor. Bu negatif döngüde bütün sistem varlığının bunun içine evlerde, arabalarda, teknelerde, insanlarda, hepsinde %20'lik bir grup yükselirken %80'lik bir grup ya olduğu yerde kalacak ya aşağı doğru gidecek ve elimine olacak. Hasat dönemindeyiz diyoruz ya. Hasat evet, aynen öyle bir hasat evet. Dönemindeyiz. Burada hani akletmez misinizden geleceğim. Kişinin artık ektiğini biçme dönemi. Hı-hı. Yani sen yıllarca üçkağıtçılık, dolandırıcılık yaptıysan geçmiş olsun sana artık. Hani orada bir eliminasyonun var. Ama sen yıllardır insanlığa yardım, kendine yardım, kendine destek, dürüst, sağlam, ayaklar üzerinde duran, hani dengeli yaşayan, edepli, ahlaklı yaşayan birisiysen, bu da senin, şimdi senin nem alınacağın zaman. Hemen yalnız burada bir şey diyeceğim. Dedin ya senelerdir bunu yaptıysan geçmiş olsun. Peki tövbe diye de bir şey var ya Kur'an-ı Kerim'de. Tövbe dediğinde zaten o enerjiye yeniden dönme. Adam idrak etti, o enerjiye döndü. Kurtuluş var mı? Allah bilir, bilmiyorum. Rabbim bilir. O işlere ben bakmıyorum. Ben kurtulabileceğini düşünüyorum çünkü. O hal var ya, o hale girdiği zaman enerjisi zaten o hale gelecek. Fakat gelir ama ben tabii başka bir yerden bakıyorum. Onun için Allah bilir dedim. Sen bütün bunların olacağının farkına vardın ya. Hmm. Farkına vardın ve tövbe ettin. Artık ben sapıklık yapmayacağım. Çocukları taciz etmeyeceğim. Bilmem neyi kendi yapmayacağım dedin. Kendi kendine tövbe ettim demenle tövbe olmuyor zaten. İşte, milletin dediği gibi gidip oraya buraya işte, namaz kıldım bilmem ne yaptım değil de o hale girmek. O hale girme yapmayı becerirlerse belki de kurtuluş hakka yürümek.
demektir? Onu bilmiyoruz ki gene. Yani onun için Allah bilir. Ha. Yani ben ömrüm boyunca sapıklık belki yapayım. Belki yeni bir bedenle gelecek o zaman diyorsun sen. Yani evet, hırsızlık oraya yapayım. Anladım. Ha. Evet. Ama yani hani nasıl olacak? Evet. Tamam. Evet. Hakikaten hale girdim, tövbe ettim. Tamam, tövbe çok değerli ve çok esas. O bile çok önemli. Niye? Eğer Hakk'a yürüse bile bir daha geleceğin zaman seçeceğin aile ona göre olacak. Doğru, o hale girdiysen kabul, yani kabul. Ondan sonra insanlar onu fark etmiyor ama doğru, belki ondan sonraki deneyimlerin çok daha farklı olacak yeni enkarnende. Doğru, kabul. O çok mantıklı çünkü tövbe enerjisiyle birliktesin ve onu hal ettin. Zaten mühim olan hal etmek. Yani ben öyle hadi tövbe dedim Allah beni. Ben bir program yapmıştım ya, Allah'tan korkmuyorum diye. Herkes önce dedi ki ya ne dedim bir inanım ya dedim, ben Allah'ı çok seviyorum, Allah'tan korkmuyorum, ben kendimden korkuyorum, hataları yapan benim. Allah öyle bir sistem ki zaten dümdüz doğru. Direkt. Yani rezonans yasasıyla da ben kendim ona çarpılıyorum, ya giriyorum ya girmiyorum. Dolayısıyla o hale girdim ve onunla o rezonans yasasında gidiyorsam da zaten ya bu hayatımda ya ondan sonraki hayatımda daha düzgün bir daha dertsiz, daha tasasız diyelim, ama ben sana katılıyorum çünkü Kur'an'da da o kadar çok yerde geçiyor ki Allah dostlarına evet, korku yok diyor. Yani aynen öyle. Tamam, aynen yani öyle. Allah zaten o zaman Allah'tan korkmuyorsun, Allah seviyorsun. Evet, yani korku mertebesi değil. Kesinlikle değil korku mertebesi, ama Allah korkusuyla bir şeyler yaptıysan ya da yapmaya çalışıyorsan şu anda o iş çalışmıyor. Yani 2024 öyle bir sene. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. İşte tamam Allah ama işte. Cemalci Celal sıfatındasın yani. Bravo. Ve dolayısıyla yaşayacakların da o, ama anlatamıyorsun ki. Aynen öyle. Sen bir yandan Allahu Ekber diyorsun ya da Allah'la işte namazını kafanı kaldırmıyorsun. Oradan çocuğu taciz ediyorsun. Yani gibi. Ya da tam tersi, sırf o taraftan bakma, diğer taraftan da sadece paranın keyfindesin. Çünkü en büyük sınavlar normalde nereden geliyor? Sağlıktan ve paradan. En büyük sınavlar sağlık ve para. Çünkü sağlık ve paran yerinde olduğunda zaten Allah'ı unutmak çok kolay. Aynen. Sapkınlıklara düşmek de çok kolay. Benim de en çok hatırladığım zamandır, biliyor musun? Ne zaman Allah'a 100.000 şükür akan bereketi alırım. Ay devamlı Allah'ı hatırlarım. Ne zaman sağlığım çok yerindedir, devamlı şükrederim. Yani hakikaten o zaman daha çok hatırlamak lazım ama insanlar orada unutuyor. İşte unutanlar %80 olanlar. Ve %80'ler bir şekilde elimine olacak. Çünkü yeni bir dünya düzeni başladı. Bu kapanış dönemindeyiz şu anda. Bu sene ve gelecek sene. Ve 80-20 kuralı gereğince, yani bu hani çok hasat büyük olacak diyorsun. Öyle bir döngüdeyiz. Öyle. Rabbim bize 2000 şeylerden alsın. Onları niyet edelim. %20 hani. %20. %20'lerden yani, olsun. Ben bu arada şunu da demek istemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. %20 demek istediğim ölmeyecek, yaşayacak, öbürleri ölecek gibi bir durum. Ölüm diye bir şey olmadı. Bravo. Öyle gidiyorsun ama. Okay, tamam. Yani en azından altın çağı bir şekilde şöyle veya böyle hangi enkarnenle olursa olsun yaşayabileceğim bir şey hak etmiş olacaksın. Bravo, yani tamam. Gibi. Ama yani hakikaten oradan baktığın zaman belirli bir seviyeden olayları çok farklı görebiliyorsun. Doğru. Yani inşallah hep beraber göreceğiz bu olayları. Güzel günler. Evet, çok güzel yaşayacağız. Günler bekliyor. Çok güzel günler bekliyor. Yani şu anda içinde nasıl olursa olsun bulunduğumuz durum. İlerisi senle ta kaç sene önce yaptığımız programlarda da var. İlerisi çok aydınlık, çok parlak. Türkiye muhteşem bir ülke. Yalnız oraya gelmek için işte bir an önce herkesin uyanması lazım. Uyanması ve hakikati görmesi lazım. Yani inşallah da yapacağız değil yapacağız, mi Çağla? Yapacağız. Önerilerin tek tek var mı? Mesela şunlar bunlar falan diye farkındalık için yapmamız gereken. Yani ben hep yaşama bakma olarak görüyorum. Yani doğada görüyorsun, ağaçta görüyorsun, hayvanda görüyorsun. Her şeyde o sistemi görebiliyorsun. Her o sistemi yerde. Anlamak için kendinle kalma. Sistem herkese teslimiyeti öğretecek. Öyle ya da böyle. Bunun adına iman etmekte, bunun adına teslim olmakta, tevekkül etmekte, adına ne dersen de. Öyle bir döngü var ki şu anda sen bütün yaptıklarınla ve yapmadıklarınla bir bakış açınla sınavlanıyorsun. Evet. Sen eğer bir yerleri suçluyorsan, başına gelen bir olay için,
suçluyorsan, negatif konuşuyorsan, dedikodu yapıyorsan, oraya bela akıyorsan, bunların hepsi yani sana enerjini düşürüyorsun işte o sırada. Ve düşürdüğün zaman hepsi katıyla sana geri gelecek. Bizim yapacağımız iş hep pozitiften bakıp pozitif. Çünkü herkes bir görev üzerine geliyor. Bugün evet, en sevmediğin sapık biri dahi bir görevle bir gelmiş. Görevli. Evet, evet. Bir görevli. Evet, ben onun için hükmettekilere bile kızmıyorum. Bir görevle geldiler. Öyle. Görevlerini de güzel yapıyorlar çünkü birçok şey ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Böylelikle evet, insanların uyanmasına, yani bazen güzellikle uyanmayınca kafasına vurman gerekiyor. Evet, bunlar kafaya evet, vurmak için gelmişler. Doğru, yapacak doğru, çünkü. Doğru. Ben özür diliyorum, lafını kestim. Şey diye düşünüyorum biliyor musun bazen? Atatürk'le birlikte her şey o kadar altın tepside sunuldu ki bize. Kıymetini bilememiş olabiliriz o evet, altın tepside sunulanların. Şu andaysa hani verilmiş haklar geri alınmaya gayrette ya. Halbuki verilmiş hiçbir hak yerine alınamaz. Yani teknik olarak öyle enerjide öyle bir şey mümkün değil. Belki de tekrar onun kıymetini yaşayarak anlayacağız. Zaten bu senin söylediğin bana şeyi hatırlattı. Ben hep derim ki evrim mi devrim mi? Eğer evrim yoksa istediğin kadar devir gene yerine gelir. Aynen, müthiş bir devrim yaptı ve evrim de olsun diye Atatürk köy enstitülerini kurdu. Ama ta ki Atatürk'ten sonra köy enstitüleri ve yani eğitim yok edildi. O devrim işe yaramadı. Şimdi burada herkes o acıyı çekerek gene aklı başına gelecek. Gelecek o hale gelecek. İnşallah kolaylıkla gelir. Biz böyle güzellikle gelsin. Güzelliklerle bekleyelim. Ara sıra bakıyoruz ne oldu, geldi mi gelmedi mi diye. Ama şey haldeyim yani, ben verdiğine de vereceğine de şükürler olsun. Allah'a şükür. Her şekilde, her şekilde evet, çok güzel günler kesinlikle bekliyor. Kesinlikle şey yapıyoruz, yaşamaya devam evet, ediyoruz. Evet, çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Diğer videolarda buluşmak üzere efendim.